Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi göreceğimiz mübarek sure İhlas suresi olacak inşallah. İhlas kelime itibariyle bir şeyi halis kılmak, bir şeyi katıksız hale getirmek demektir. Dini bir terim olarak ihlas, Müslümanın Allah için yapması gereken amellerinde, işlerinde, Allah'ın dışında herhangi bir maksat, dünyevi bir maksat veya bir menfaat gözetmeksizin yapması demektir. Esasen ihlas, Cenab-ı Allah'ın bütün peygamberler vasıtasıyla bütün ümmetlere vermiş olduğu bir emirdir. Nitekim El-Beyyine suresinde sırası geldikçe tekrarladığımız bir ifade vardır, bir tabir vardır. Diyor ki Estaizu Billah, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَ. Onlar ancak Allah'a dini ona halis kılarak ibadet etmekle emrolundular. Onlara verilen emir bundan ibaretti. Dini katıksız olarak Allah'a halis kılmakla, ihlasla Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Başkaca bir emir verilmemişti onlara. Ve zalike dinul kayyime. İşte dost doğru din budur. Demek ki ihlas dinin kendisidir ifade yerindeyse. Din ile özdeştir. Veya ihlas yoksa dinin olması veya daha doğrusu o kimse için dinin bir kıymeti yoktur. Bir faydası olmaz. İhlas aynı zamanda şirkin de zıttıdır. Şirkin de zıttıdır. Çünkü şirkin küçüğü olan riyakarlıkla ihlas bozulmaya başlar. Amellerde başka menfaatler gözeterek, başkalarının korkusu icabında, korkusu dolayısıyla başka türlü görünmek veya Allah için yapılması gereken bir amelde başkalarından gelecek bir faydayı celbetmek veya gelebilecek bir zararı önlemek maksadıyla bir işi yapmak da riyakarlığın birinci basamağıdır ve ihlasın zedelenmeye başladığının ilk noktasıdır. Dolayısıyla ihlasın iki boyutunu da burada hatırlatmamız gerekiyor. İhlasın birinci boyutu akidenin, Allah-u Teala hakkındaki, Allah-u Teala ile alakalı imanın, Allah ile alakalı inanılması gereken hususların Allah'ın bize, Resulünün bize bildirdiği, tespit ettiği şekilde mümin için canlanması ve kalbinde, ruhunda öylece yer etmesidir. Şirkin her türlü şaibesinden uzak, katıksız ve halis bir tevhid ile Cenab-ı Allah'a iman edilmesidir. Amelde ihlas ise dediğimiz gibi Allah için yapılması icap eden işlerde Allah'tan ve onun rızasından, onun mükafatından başka bir amaç gözetmeden yapmaktır. Herhangi bir dünyevi veya fani varlıklardan herhangi bir menfaati gözetmeden, onlardan gelebilecek herhangi bir zararı göz önünde bulundurmadan sırf Allah için Allah'ın rızasını elde etmek amacıyla o işi yapmaktır. Tabi amelin müstakim ve sağlam olabilmesi, amelin düzgün olabilmesi, amelde ihlasın tahakkuk edebilmesi, itikatta ihlasın tahakkuku ile mümkündür. İtikatta, inanışta ihlas tahakkuk etmeyecek olursa, amelde ihlas hiçbir şekilde tahakkuk etmez. O bakımdan, geçen derslerimizde de söylediğimiz gibi İslam alimleri
El-Kafirun suresiyle El-İhlas suresine iki İhlas suresi adını vermişlerdir. Bu da bize şunu anlatıyor. İhlasın iki tane ana boyutu vardır. Yani Allahü Teala'nın vahdaniyetiyle alakalı olan kısmıyla ihlasın da iki tane boyutu vardır. Birisi nefi boyutu, öbürü isbat boyutu. Yani birisi reddedileceklerin neler olduğunun ifade edildiği boyut, diğeri kabullerin dile getirildiği boyut. Kafirun suresi her ikisini bir arada getirmektedir. Ne demişti? De ki ey kafirler, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ya ben iman ettiğim Allah'a ibadet ederim. Bu surede Allah'ın vahdaniyetiyle alakalı, Allah ile alakalı, iman ile alakalı, ihlasın Cenab-ı Rabbül Alemin ile alakalı olan ispat boyutunu dile getiriyor ayrıca. Bu boyutu etraflı bir şekilde ne yapıyor? Açıklıyor. Sure, hadis-i şerifte belirtildiği üzere Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir. Üçte birine denk olan bir sureyi evvela benim gibi bir acizin, bilgisi kıt, araştırmaları sınırlı, öğrenebildiği şeyler çok mahdut olan birisinin bu sure ve hatta Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti hakkında, tevazu olsun diye söylemiyorum, işin hakikati böyledir. Ama derler ki kaht-ı rical diye bir şey vardır. Ne yapalım? İş bize düşüyor. Bu sure ile alakalı vaktimiz de olsa, hani bazıları derler ki aslında bununla alakalı olarak söylenecek çok şey vardır fakat vaktimiz yok. Ben böyle demiyorum. Ben diyorum ki vaktimiz olsa dahi benim gibi bir abd-i aciz bu sure üzerinde layıkıyla durmak imkanına sahip değildir. Ama Cenab-ı Allah'tan da şunu niyaz ediyoruz. Bize emrediyor çünkü. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي اِلْمَ Rabbimiz ilmimizi artırsın. İhlasımızı, samimiyetimizi artırsın. Ve her halükarda onun kitabı hakkında yanlış bir şey söyletmesin. Dört ayet-i kerimedir ve Mekke'de nazil olmuştur bu mübarek sure. Besmele malum surelerin başında okunur ve yazılır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Ey Muhammed, sen kendin beni tanıtamazsın. Yine kendimi kullarıma ben kendim tanıtırım. Onlar sana gelip sordular. Ya Muhammed, senin Rabbin nicedir dediler. Nedendir? Bizim putlarımız gibi maddi bir varlık mıdır? Yoksa nedir? Var mıdır? Yok mudur? Kaç tanedir? Gibi tapılan, mabut edinilen varlık ile ilgili olarak Peygamber Efendimizin mabuduna dair soru sordular. Cenab-ı Allah bu sorunun ehemmiyetine binaen cevabını bizzat kendisi üstlendiğini, bu konuda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da başkasının da herhangi bir dahlinin olamayacağını belirtiyor. Esasen imani konularda, iman ile alakalı mevzularda, temel mevzularda bundan dolayı içtihad olmaz. Çünkü İman ile alakalı esaslar dinin esasıdır ve bunlarda içtihat değil, nassın kendisi tahkim edilmelidir, anlaşılmalıdır ve onun hükümleri anlaşılıp kabul edilmelidir. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah'tır. Lafzatullah o kadar ehemmiyetli bir isimdir ki İslam alimlerinin de belirttikleri üzere Cenab-ı Allah'ın bütün güzel isimlerini ihtiva eden bir lafızdır.
Bu lafız ile hiçbir mabut adlandırılmamıştır. Bazı İslam alimlerine göre, müfessirlere göre hel te'lemu lehu semiyye ayeti kerimesinde kastedilen de budur. Yani sen ona benzer, adı onun gibi olan, onun adaşı bir kimseyi bilir misin? Sözünün Allah lafzı, Allah ismi, Allah'tan başka hiçbir varlığa isim olarak verilmemiştir. Dolayısıyla Allah denildiği zaman Cenab-ı Allah'ın bilinen ve bilinmeyen bütün isim ve sıfatları bu ismin muhtevasında nedir? Mündemiştir. Bu ismin muhtevasında mevcuttur. Tabii bu kelimenin türediği kök ile alakalı olarak lügatçilerin, müfessirlerin, Kur'an alimlerinin, dilcilerin, belagat alimlerinin farklı görüşleri var. Ama en kuvvetli, kabule değer görülen görüş, bunun el ilahın söylenişi, Allah şeklinde söylenişi olduğu. İlah herhangi bir tanrı demek. Ama bir tanrı, bu tanrıdan kasıt şu: kendisine ibadet olunan, emir ve yasak koyan tanrı manasındadır ilah. Rab'den farklıdır. Rab, terbiye eden, besleyen, büyüten, var eden manasındadır. Fakat ilah aynı zamanda kanun ve hüküm koyan tanrı ifade yerindeyse manasındadır. Arapçada el kelimesi geldiği zaman, el takısı daha doğrusu bir ismin başına geldiği zaman o isme bir özellik katar. O ismin anlamını özelleştirir. Tanımlı hale getirir, marife yapar. Elin de Arapçada birkaç manası var. Bu manalardan bir tanesi de ahittir. Yani bildik bir varlığı anlatıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'i anlatırken el-kitab dediğimiz zaman buradaki eliflam kitaplar arasında Kur'an-ı Kerim'i özelleştiriyor ve sadece ahd olarak bizim bildiğimiz, bizim için ma'ud olan, bizim için bilinen kitap olan Kur'an-ı Kerim'i anlatır. Kur'an-ı Kerim'den eğer konu Kur'an-ı Kerim'se, mesela İslam'ın kaynakları veya fıkhın kaynakları dörttür dediğimiz zaman Arapça'da bir el-kitab diye yazılır. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Başka bir şey anlaşılmaz burada. İşte ilah kelimesinin başına el getirilmekle de sadece Allah anlaşılır. Ve bu kelime zamanla kullanımıyla Allah haline getirilmiştir. İlah kelimesinin de manalarından birisi, iki tanesi şudur. Onlar bizim için önemli. Birisi çok açık, parlak ve belirgin manasına gelir. Mesela lehetişşems denilir. Güneş parladı, ışıklarını saçtı. Birisi, bir diğer manası da velehe'den gelen kalbin kalpten bir varlığın bir diğer varlığa kalpten bağlanması. Ona alışması, onsuz edememesi, onsuz duramaması manasına. Ve bunun için yine bu manayı dile getirenler derler ki efendim وَلَهَا الْفَصِيلُ اُمَّهُ tabirini şey derler. Yani deve yavrusu annesiz yapamaz. Annesine alışkındır. Ondan ayrı duramaz manasına. İşte lafzatullahın, Allah adının elif lam ile gelmesi de bu iki mana ışığında şu demek oluyor. Allah ne demek? Varlığı o kadar açık, o kadar belirgin, o kadar tartışılmaya, şüphe edilmeye, şek edilmeye mahal bırakmayacak kadar ortadadır ki. Buna sen bana mabudunun kim olduğunu söyle sorusuna verilecek cevap Allah demek yeterlidir. Başka bir şey söylemeye gerek yoktur. Bu bir. İki, Allah öyle bir varlık ki kainat onsuz edemez.
Bizim gibi bazı fani varlıklar bunun farkında olsa da, olmasa da, gaflete düşse de, düşmese de, nankörlük etse de, etmese de. Kainatta bir zerre dahi onsuz var olamaz. Ve kainat onun sevgisi üzere halkedilmiştir. Onu sevmek kainatın fıtratında var olan bir şeydir. İnsiyle, cinniyle, meleğiyle, müminiyle, kafiriyle Allah'ı sevecek şekilde halkedilmiştir. Onun için ne diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Buradaki manasına göre, anlatmak istediğimize göre mana verecek olursak, o nefsindeki, nefsinde bulunan ve yapısında var olan, fıtri olarak var olan Allah muhabbetini, Allah sevgisini örtüp saklayan, pardon, onu temizleyen o nefsini, daha da Allah'ı severek ve sevgilisinin gereğini yerine getirerek, açığa çıkartan, gereklerini yerine getiren felaha ermiştir. Nefsin fıtratında bulunan Allah sevgisinin üzerini örten, kapatan, onu açığa çıkarmayan ve nefsin gereklerini, bu manada gereklerini ortaya koymayan kimse de hüsrana ermiş olur diyor. Dolayısıyla ey Mekkeliler, siz bana onun kim olduğunu söylüyorsunuz, ne olduğunu söylüyorsunuz. Bakınız Cenab-ı Allah işte böyle cevap veriyor. Kul huvallah. De ki o Allah'tır. Başka bir şey söylemeye gerek yoktur. Ama Mekkeliler Kafirun suresinin nüzulünü söylerken ne demiştik? Anlatırken ne demiştik? Nüzul sebebini demişlerdi ki gel sen bizim ilahımıza bir sene ibadet et. İlahlarımıza bir sene ibadet et. Biz de senin ilahına bir sene ibadet edelim. Hayır. O Allah'tır ve ehaddir. Ehad. Bir ve tektir. Arapçada vahid de vardır. Ehad de vardır. Görünüşte ikisi de bir manasınadır. Aralarında ufak bir fark vardır. Saymaya başladığınız zaman Arapçada ehad diye başlamazsınız. Vahid diye başlarsınız. İthnâni thelâse diye devam edersiniz. Fakat ehad, ithnani hiçbir Arap'ın saydığını görmezsiniz. Geçmişte de günümüzde de. Demek ki Cenab-ı Allah bu dili adeta her şeyiyle, yani Kur'an'ın nazil olduğu Arapçayı, her şeyiyle İslam'ın meramını, maksadını ifade edecek halde gelişmesini takdir buyurmuş ve böyle bir gelişmeyi sağladığı bir dönemde Kur'an-ı Kerim'i inzal buyurmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in gerçekten Arapça indirilmiş olmasının hikmetleri de sayılamayacak kadar çoktur. İşte bu hikmetlerden bir tanesi bu. Ben, dil bilenler bize söylesinler. Gerçekten başka dillerde de ahadi karşılayacak bir kelime var mı? Yani bir diyeceğiz ve arkasından iki demeyeceğiz. Saymak için onu kullanmayacağız. Ama mutlak olarak birliği ifade etmek için kullanacağız. Böyle bir kelime var mı? Bir başka dilde? Türkçe'de yok. Onun için meallerimiz ne yapar? Birdir, tektir gibi veya tek birdir gibi şeydir. Veya sadece tektir gibi açıklamaya çalışılır. Çünkü dilimizde öyle bir şey yok. Başka dillerde ben olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa, bize söylerlerse onun üzerinde de düşünmeye değer. Allah, de ki o Allah'tır, birdir. Yani sayı dahi, lafızda dahi arkasından iki, üç gelmeyecek olan birdir. Peki, Allah, surenin kendine ait özel bir mantığı vardır. Allah'tır, birdir. Dedik ki Allah lafzı
bütün isimleri kapsayan bir lafızdır. Hatta birçok müfessire, birçok İslam alimine göre Allah aynı zamanda Allah'ın ismi azamıdır. En büyük ismidir. Allahu alem tabii o mudur değil midir bilemiyoruz. Allah olması, onun bütün bu isim ve sıfatlara sahip olması, aynı zamanda onun bir ve tek eşsiz olmasını da gerektiriyor. Çünkü onun sahip olduğu sıfatların hepsi bir tarafa. Onun sahip olduğu sıfatlardan, isimlerden bir tanesiyle bile herhangi bir mahlukun, bir tanesinin ihtiva ettiği mananın tamamıyla herhangi bir mahlukun bezenmesi mümkün değildir. Mesela Allah'ın rahmet sıfatı vardır. Biz insanlarda da rahmet ve merhamet vardır. Fakat hiç bizim rahmet sıfatımız veya merhamet vasfımız Allah'ın rahmet sıfatı ile haşa kıyas edilebilir mi? Yani zerreler mesabesinde, zerrenin de zerresi mesabesinde Allah'ın isim ve sıfatından bir parça tecelli bizde olsa bile, Allah'ın bir isminin bile, bir sıfatının bile Allah'ta tecelli ettiği şekilde herhangi bir mahlukta tecelli etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Allahü Teala'nın ehadiyeti bütün yönlerdendir. İsim ve sıfatlarında, mabudiyetinde, uluhiyetinde, rububiyetinde, tevhid edilişinde Cenab-ı Allah'ın ehadiyeti her bakımdan mutlak ve kapsamlıdır. O Rabb olarak bir ve tektir. İleride inşallah Felak ve Nas surelerinde de gelecektir. Kainatta ondan başka yaratıcı, koruyucu, var edici, varlıkların bu sistem ve düzen içerisinde varlıklarını sürdürmelerini sağlayıcı hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bunu sadece o sağlıyor. Cenab-ı Rabbül Alemin. Onun için Kur'an-ı Kerim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Böyle olan bir Rab ancak bir ve tek olur. Ehad olan bir Rab rububiyetinde de ehaddir, uluhiyetinde de ehaddir, sahip olduğu isim ve sıfatlarında da ehaddir. Allahu Samed. O Samed'dir. Samed'in manası ile alakalı müfessirler, dil bilginleri değişik açıklamalar yapmışlardır. Bir, doğurmamış ve doğmamış manasına surede geliyor. Çünkü doğan ve doğuran mutlaka ölür. Doğan ve doğuran mutlaka ölür. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Allahü Teala ise ölmez. Ölen her bir varlığa başkaları mirasçı olur. Veya onun bıraktığını başkaları miras alır. Gerek hukuki manada gerek başka mirasçı olmadığı için. Ama göklerin ve yerin ve onların üzerindekilerin mirası sadece Allahü Teala'ya aittir. Bunların mirası sadece Allah'a aittir. Samet bir rivayete göre, bir manaya göre hiçbir varlığa muhtaç olmayan, buna karşılık herkesin kendisine bir şekilde muhtaç olduğu zat demektir. Cenab-ı Allah gerçekten öyledir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. Allah bu kainatı ihtiyacı dolayısıyla yaratmadı. Bir kutsi hadiste belirttiği gibi, ey insanlar, ben mahlukatım azlığı dolayısıyla veya yalnızlıktan sıkıldığım için sizi var etmedim. Biz göğü ve yeri oyuncak olsun diye yaratmadık diyor Cenab-ı Allah. Yani Cenab-ı Allah hikmeti gerektirdiği için varlıkları var etmiştir. Onlara muhtaç olduğu için veya gerek duyduğu için değil. Fakat bütün varlıklar, bütün hallerinde
bütün durumlarında ona muhtaçtırlar. Herhangi bir varlığın herhangi bir anda veya herhangi bir durumda Allah'a muhtaç olmayacağını düşünmek, tasavvur etmek mümkün değildir. İşte Samed bu demektir. Çünkü Mekkeli müşrikler hem birden çok varlıklara tıpkı günümüz cahiliyesinde olduğu gibi tapıyoruz desinler veya demesinler, hakikatlere itibar edilir. Tapıyorlardı, hem de taptıkları putların bir tane olduğuna inanamıyorlardı. Hatta hayret ediyorlardı. Nitekim Saffat suresinde belirtildiği gibi اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهَا وَاحِدَ diyorlar. Hayret bir şey. Muhammed bunca ilahları tek bir ilah mı haline getirdi? Tek bir ilah olarak mı kıldık, bize takdim etti? Böyle şey olur mu? Ya kendi akıllarına göre ya neredeyse her bir gün için bir ilah. 360 tane put. İlah. Ha? Yine işlerimiz yoluna girmiyor. Bu kadar ilah işimizi düzene koymazken Muhammed'in tek bir ilahı böyle şey olmaz, kafaları almıyor. E tabi sen kainattaki düzeni, kainattaki müstesna ahengi görmezsen, bunun üzerinde tefekkür etmezsen 360 bile az gelir. Hint dinlerinde tanrı sayısının haddi hesabı yoktur. Onlar da bilmezler tanrıların sayılarını. Yunan mitolojisinde, efendim, Roma şeylerinde, tanrılarında, Roma dininde tanrının haddi hesabı yok. Her bir varlık için neredeyse bir tanrı tasavvur ediyorlar. Ama yok. Cenab-ı Allah hem kainatın ahengi ve düzeni itibariyle vahdaniyeti zorunludur. Çünkü birden fazla ilah bulunmuş olsaydı yine Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi bu ilahlar birbirleri üzerlerine üstünlük sağlamaya çalışırlardı ve kainatın düzeni zaten bozulurdu. Dolayısıyla Allah Samet'tir. Bütün varlıklar varlıklarını ona borçludurlar. Onun dilemesiyle varlıklarını devam ettirebilirler. Varlıklarının bir anında dahi ondan müstağni kalamazlar. Lem yelid ve lem yulad. Bütün dinlerde, daha doğrusu batıl dinlerin birçoğunda, yalnız Hristiyanlıkta veya Yahudilerin bazı taifeleri değil, sürekli olarak tanrılar arasında evlat baba ilişkisi düşünülmüştür. Batıl dinlerin birçoğunda bu böyledir. Onun için öncelikli olarak elbette o zaman Arap müşriklerinin de tanıdıkları ve kendilerinin de kendileri arası kendi zihinlerinde düşündükleri şekliyle tanrı insan evlat veya tanrının baba evlat ilişkisi bu ayet-i kerimede reddediliyor. Öncelikle Hristiyanlık hatıra gelmekle birlikte, çünkü günümüzde de o zamanda da en belirgin Allah'ın evladının olduğunu en belirgin olarak ifade eden batıl din Hristiyanlıktır. Dolayısıyla ilk anda elbette Hristiyanlık, ama Hristiyanlığa benzer daha başka inanç sistemleri de tarih boyunca görüle gelmiştir. Lem yelid ve lem yulet. Ne o başkasından doğmuştur, pardon, ne o doğurmuştur, ayetin sırasına göre gidelim, lafı sırasına, ne ondan birileri doğmuştur, ne o başkasından doğmuştur. Yani ne babadır, ne evlattır. Ne babadır, ne evlattır. O halde böyle bir şeyin ona nispeti mümkün değildir. Bütün varlıklar, başta peygamberler olmak üzere, Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Ve son ayet-i kerime yine böyle bir mantığın devamıdır.
doğmamış ve doğurmamış olan elbette başta doğmuş ve doğurmuş olanlara benzemeyecektir. Doğmuş ve doğurmuş olanların da en mükemmeli, en mükemmel varlığı kesinlikle insandır. İnsandır. İnsan ekmeli mahluktur gerçekten. Ekmeli mahluk olduğunun en belirgin delili de insanoğlunun medeniyet sahibi bir varlık olmasıdır. Örümcek yaratıldığı günden beri aynı şekilde ağını örer. Karınca var edildiği günden beri aynı şekilde yuvasını yapar. Efendim buğdayını, tahılını veyahut da erzağını taşır. Bir değişiklik yoktur. Balıklar var edildiği günden beri aynı balıklardır. Bir gün olsun bu varlıkların günlük hayatlarını, yaşayışlarını değiştirdiklerini, geliştirdiklerini, bir medeniyet sahibi olduklarını, bir tarih kurduklarını tespit edebileceğimiz tek bir varlık yoktur insanın dışında. Bütün mahlukat arasında tarihi ve medeniyeti olan tek varlık insandır. İşte bu da insanoğlunun en mükemmel varlık olduğunun en büyük göstergesidir. En büyük göstergesi bu olan, yani en mükemmel varlığı varlık olarak, yaratık olarak insan olduğuna göre, eğer Allah'ın bir eşi bulunacak olsaydı, şüphesiz ki bu eş insanlar arasından olurdu. Fakat bu da yok. Ve Cenab-ı Allah bizim zihniyetimizi, aklımızı, imanımızı aydınlatmak noktasında son derece şaşmaz bir ölçü koyuyor. Dolayısıyla bu surenin başı, de ki o Allah'tır, bir ve tektir buyruğu ne kadar önemliyse İslam akidesinde, son ayeti kerime de o kadar önemlidir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Küfü, denk demek, eş demek, benzer demek. Hani nikahta kefaet aranır, var ya, aynı kökten geliyor. Nikahta denklik aranır, karıyla kocası arasında, manası budur. Tabi bu konuda fıkıh alimlerinin ihtilafları, görüş ayrılıkları, o ayrı bir konudur. Konumuz olmadığı için onu izah etmiyoruz. O ayrı bir. Burada denklik. Hiç kimse onun eşi, benzeri, dengi değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah ile ilgili tasavvurumuzun mahlukatı hatırlatacak şekilde olmaması gerekir. Cenab-ı Allah'ı Kur'an-ı Kerim'de tanıtan ayetleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okuyup dinlediğimiz zaman, bu ayeti kerimeyi de zihnimizin bir tarafında tutarak onları öylece anlamaya çalışmamız lazım. Söz gelimi, mesela Yedullahi fevka eydihim ayetini okudunuz. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Hemen وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدِ hatırımıza getireceğiz. Allah'ın elinin de bildiğimiz, tanıdığımız mahlukat kabilinden olan hiçbir ele benzemeyeceğini hatırlamalı ve sakın herhangi bir şekilde Allahü Teala'nın bir varlığa, bir mahluka benzediği gibi bir yanlış kanaate sapmamalıyız. Müslümanın bu şekilde İhlas suresinde izah edilmeye çalışıldı. Daha doğrusu izah edildiği ve bizim anlamaya çalıştığımız şekilde İhlas suresini anlayıp idrak etmesi halinde hayatına da ihlası taşıması icap ediyor. Akidesine ve ameline ihlası taşıması icap ediyor. Rızık veren Allah'tır diyoruz. Buna iman etmek ihlastır. İhlasın bir gereğidir. Aynı şekilde rızık korkusunu şer'i olmayan gerekçelerle, yani şer'an makul görülemeyen bir takım hallerle abartmak, Allah'tan başkalarının da rızkımızı kesebileceği gibi bir kanaate sahip olmak, elbette ki ihlası zedeleyen, ihlasla bağdaşmayan kanaatlerdir. Böyle bir örnekle şunu anlatmak istiyoruz. Allahü Teala'nın varlığı, isimleri, sıfatları, tevhidi ile alakalı olarak sahip olduğumuz inanç,
hayatımıza da bu şekliyle aksetmelidir. Şimdi bunları kısaca bu şekilde açıkladıktan sonra bir de bu surenin ehemmiyeti, faziletiyle alakalı olarak sahih rivayetlerde gelmiş birkaç hadis-i şerifi aktarmak istiyorum. Buhari'de yer aldığına göre Ebu Said el-Hudri bir adamın defalarca İhlas suresini okuyup tekrarladığını duyduğunu işitmiş. Sabah olunca Ebu Said peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına giderek ona bu arkadaşından, sahabiden böyle bir şey duyduğunu aktarınca sanki de yani bu sure işte nihayet 4 ayetlik bir sure gibi azımsarcasına naklediyor. Manasını değil de, muhtevasını değil de kısacık bir sure yani bunu niye bu kadar tekrarlıyor gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle diyor. Nefsim elinde olana yemin ederim ki o sure Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne denktir. 1/3'üne denktir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına sormuş bir gün. Sizden herhangi biriniz her gece Kur'an'ın 1/3'ünü okumaktan aciz midir? Her biriniz her gece Kur'an'ın 1/3'ünü okumaktan aciz midir? Ashab-ı kiram bunu tabi Kur'an-ı Kerim 10 cüz, her gece 10 cüz okuyacağız. Ağır geldi onlara diyor. Ve cevap olarak buna hangimizin gücü yeter ki ya Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü Allahul Vahidus Samad Thuluthul Kur'an diye buyurdu. Yani İhlas Suresi Kul Huvallahu Ahad Allahus Samad diye başlayan sure Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üdür buyuruyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslim'in sahihindeki bir rivayete göre şöyle buyuruyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i 3 bölüme ayırmıştır diyor. 3 bölüme ayırmıştır. Ve Kul Huvallahu Ahadi Kur'an'ın bölümlerinden bir bölüm yapmıştır. Kur'an'ın bölümlerinden bir bölüm yapmıştır. Ayşe radıyallahu anh'den gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı, bir ashab-ı kiramdan birisini bir askeri birliğe komutan olarak gönderiyor. Bu da arkadaşlarına, askeri birlikteki diğer arkadaşlara, mücahitlere namaz kıldırdığı her seferinde Fatiha, Zamm-ı Sure'den sonra bir de İhlas ile rekatini bitiriyormuş. İhlas suresini okuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama geri döndüklerinde durumu peygambere zikrettiler. Allah Resulü sorun ona demiş. Niçin böyle yapıyor? Sormuşlar. Çünkü bu sure Rahman olan Allah'ın sıfatlarını anlatıyor. Ve ben bu sureyi okumayı seviyorum diyor. Resulullah bunun üzerine şöyle buyuruyor. Ona haber verin ki Yüce Allah da onu seviyor. Niçin seviyor? Çünkü Rahman'ın sıfatıdır. Bu sureyi okuduğu zaman Cenab-ı Allah'ı sıfatlarıyla, en kapsamlı sıfatlarıyla hatırlıyor. Bu sureyi bundan dolayı seviyor. Elbette bu sureyi Allah'ın sıfatlarını anlattığı için seven bir kimseyi Allah da sevecektir. Ve bu manada yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kimsenin her bir rekatte namaz, her namazın her bir rekatinde İhlas suresini okumasını sevdiğini belirtiyor. Niçin bu sureyi okuyorsun diye Resulullah, ya Resulullah çünkü ben bu sureyi seviyorum diyor. Resulullah ona soruyor ki, senin o sureyi sevmen, senin cennete girmeni sağlamıştır diyor. O sureye olan sevgin, senin cennete girmeni sağlamıştır. Doğrusunu isterseniz bunlarda hayret edilecek bir şey yok. Çünkü meselenin sırrını yine sahabi anlatıyor. Bu surede Rahman olan Allah'ın sıfatları dile getiriliyor. Bundan dolayı bu sureyi sevdiğiniz zaman daha çok okursunuz.
daha iyi anlarsınız. Daha çok okudukça Allah'ı daha çok seversiniz. Allah'ı daha çok sevdikçe Allah'ın seveceği bir yaşantı içerisinde kendinizi ister istemez sokarsınız. Allah'ın seveceği bir hayat sürmenin gayret, azim ve kararlılığı içerisinde olursunuz. Ve bu da neticede Allah'ın sizi sevmesini sağlayacaktır. Cennete girmenizi sağlayacaktır. Cenab-ı Allah bizlere sevdiği her şeyleri, sevdiği şeyleri hakkıyla, layıkıyla sevdirsin. Yerip buğz ettiği, nefret ettiği şeylerleri de hakkıyla, layıkıyla bizlere buğz ettirsin ve nefret ettirsin. Ve gerçekten bu samimi ve ihlaslı olan bu ibadete bizleri layık eylesin ve erdirsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.